adı Ebristan. Ebru ve İstanbul kelimelerinin birleşmesinden üretilmiş bir isim. Kalıcı mekanı olsun Ebru'nun diye yola çıktım. Bu 1830'lardan kalma bir tarihi konak. İzzettin Paşa Konağı Sultan II. Mahmut döneminde yapılmış ve Selimiye Kışlası'nın paşalarına ihsan edilmiş konaktan biri. Onun için bu semtin adı da İhsaniye'dir. Burayı Ebru sanatını yaşayan, yaşatan, daha sonra da inşallah bir Ebru Müzesi olarak bizden sonraki nesillere kalacak bir mekan olarak düşündük. 1989'da başlayan bu proje 1996'da buraya taşınmamızla başladı. İstanbul'da İstanbul'u gören bir yerde bulunmanın avantajıyla bu manevi huşu içinde burada bulunmaktan çok memnunuz. Hem yaşıyoruz, hem çalışıyoruz, hem dershanemiz, hem galerimiz, hem sohbet salonlarımız hepsi bir arada. Allah'a hamdolsun, lütfu ilahidir. Malatya'da doğdum. Çocukluğumun ilk 10 yılı Malatya'da geçti. Orada büyük bir bahçe içinde bir evde oturuyorduk. Maalesef o evlerin hiçbiri şimdi yok. Hepsi apartman oldu. Ben çocukluğumda hatırladığım önemli şeylerden biri, daha sonraki hayatımı demek ki etkilemiş biri, bir havuzumuz vardı. Kayısı toplama işi benimdi. İşte gerektiğinde toplar, o havuza atılırdı. Hem yıkanır hem de serinlenirdi. Ben de çöplerle o kayısıları ve yaprakları böyle iterek, efendim işte birbirleriyle kompozisyonlar yaparak oyunlar oynardım. Demek ki Ebru'nun kökeni oradaymış. Benim rahmetli babam noterdi. Bütün sülalemiz hukukçudur. Tek zıpır ben çıktım sülaleden sanatçı olarak. Ama hepsi sanata çok meraklıydı. Abim iyi bir ressam, kız kardeşim iyi bir ressam. Abim benden büyük. İktisat profesörü, kız kardeşim Boğaziçi mezunu ama mesleğini yapmadı, ev hanımı oldu. Bütün hala çocuklarım, dayı çocuklarım hepsi sanatla çok iç içe. Resimle uğraşırlar, şiirle uğraşırlar, güzel sanatlarla ilgililer. Ama meslek edinen bir tek ben oldum. Sanatının iki yönü var. Biri görünen yönü, biri görünmeyen yönü. Eski tabirle zahiri ve batini yönü. Sizin sorunuz görünen yönü. Ebru sanatı nedir? Ebru sanatı nerede ne zaman başladığını bilmiyoruz. İlk adı Çağatayca Ebre Orta Asya'da. Daha sonra İran'a geliyor, Ebri diyorlar ya da Abru diye tarif. Bir isim tamlaması bu. Çok isim değil de Ebru'yu tanıtmak için Abru. Bize gelince de Ebru oluyor. Farsça Abru su demek, ru hem yüzey hem yüz demek. Abru su yüzü demek. Şimdi tekniğin en kısa tarifi bu. Su yüzü resmi. Bir suyumuz var. Bu su normal musluk suyu değil. İçinde bir kıvamlaştırıcı var. Tarihi içinde hep kitre kullanıldı. Biz halen onu kullanıyoruz. Başka kıvamlaştırıcılar da var. Boyalarımız metal oksitler, toprak boya diye bilinen metallerin pasları. İşte demirin pası, kromun pası, kobaltın pası, kurşunun pası vesaire. Bunlar tabiatta zaten var olan boyalar ve son derece uzun ömürlü. Bazen soruyorlar, hocam bu boyalar ne kadar dayanır? Ben 3000 sene garanti veriyordum, yazılı garanti. Solarsa getirin yenisini veririz, hiç problem değil. Ama bu 5000-6000 seneye kadar da gidiyor. Hititlerden kalma bazı höyüklerde bu resimler var. Milattan önce 5000-4000, 2'de sonrası var. Düşünün hala o renkler duruyor.
Bu renkler Ebru'nun sihirli iksiri ötle ve suyla karıştırılıyor. Öt boyaların suyun yüzeyinde açılmasını sağlıyor. Renklerin birbirine karışmamasını sağlıyor. Öt sayesinde azaltarak, çoğaltarak renk tonları elde edebiliyoruz. Ayrıca yapışkan özelliğiyle de boyaların kağıda yapışmasını sağlıyor. Bu boyaları suyun üstüne serperken at kuyruğundan ve gül dalından ya da başka bir daldan yapılmış özel fırçalarımız var. Onu kullanıyoruz. Suyun üstünde kendiliğinden açılan, oluşan renkler olduğu gibi kalırsa adı battal oluyor. Buna Türk taşı diyorlar. Batıda taş gibi hakikaten gözüküyor. İşte çizgiler çiziyoruz, gel git oluyor. Çaprazına çiziyoruz, şal oluyor. Tarak gibi değişik aletlerle desenlendiriyoruz. Taraklı ebru oluyor, bülbül yuvası oluyor gibi. Bu bilinen tarihi içinde 4-500 senedir aynı şekilde devam ediyor. Bu görünen tarafı ve bu zanaat tarafı. Biz buna ebru sanatı diyemeyiz. Yani 400 senedir aynı şeyi yapıyorsak bunun adı sanat olmaz. Bizim ilgilendiğimiz alan daha çok batini tarafı, görünmeyen tarafı, bizim ruhumuza ne hitap ediyor, biz ne açıdan ona bakıyoruz. Hazreti Mevlana'nın dediği insan olma haysiyetine ulaşmak için gidilen yolda bir araç olarak görüyoruz. Öncelikle Ebru İstanbul serisinden bahsetmek isterim. Farsça Ebri deniyor bizim sanatımıza. Ebri bulutumsu, bulut gibi demek. İstanbul'un salacağında yaşamak, bulutların özellikle gün batımında oluşturduğu ebrularla İstanbul süliyetini görüp de ilham almamak herhalde mümkün değil. Buradan yola çıkarak, İstanbul süliyetinden başlayarak, daha sonra İstanbul'daki değişik mimari şaheserlerin, işte camiler, çeşmeler, efendim, bunlarla barut ebrusunu, o resme çok uygun zeminler oluşturuyor bazen. Onun içine, uygun yerlerine bu süliyetleri işte sulu boyayla, kuvaş boyayla, akrilikle, bazen yağlı boyayla yaparak bir oluşturduğumuz sergi oldu. Bu 2004 yılında Amerika'da ilk defa sergilendi. 119 parçalık bir koleksiyondu ve hepsi tek kalemde satıldı. Daha sonra bu devam etti. Değişik şekillerde devam etti. Aynı espride bir Ebru'lu Mardin serimizde oldu. Şimdi çok şükür yaygın bir şekilde takipçilerimiz bunu götürüyorlar. Geleneksel ebru dediğimiz daha evvel yapılmışlar. Onların bir tekrarı. Şimdi ben bir eğitimciyim. Biz çocukları yetiştiriyoruz değil mi? Ve bunları geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü her devrin kendine göre bir tarzı var, tavrı var, duygusu var. Şimdi 2000 doğumlular, 1990 doğumlular bizim gibi düşünmüyorlar. Onları geleceğe hazırlarken geçmişi öğretip de ona mahkum edersek bu işin bir geleceği olmaz. Biz farklı bir şey yapmalıyız, çağımıza uygun bir şey yapmalıyız ve onların geleceğine yönelik bir şey yapmalıyız. Onun için geleneksel güzeldir, bir tarzdır, tavırdır. Efendim tarihi içinde, sanat tarihi içinde yeri vardır ama bugün için başka bir şey yapalım. Değil mi? Biz tekamülden yanayız çünkü yaratılışın temelinde tekamül var. İyi ki tekamül var, yoksa insanoğlu cilalı taş devrine bile gelemezdi. Bilim ve sanat da öyle, her an tekamül etmek zorunda. Ben bu sanatın içinde saklı büyük bir dinamizm olduğunu zaten başından beri hep hissetmişimdir. Hala da aynı duygudayım.
Her an farklı bir şey yapılabilir, yeni bir şey yapılabilir. Bunu dar kalıplarına sokup da belli bir yere hapsetmenin yanlış olduğu kanaatindeyim. ...80'li yıllarda tanıştığım Erol Deneç, Viyana'da uzun yıllar yaşamış, farklı bir resim tarzı geliştirmiş. Ben de İstanbul'da Ebru'nun farklı bir tarzını geliştirmiştim. Biz tanıştığımızda hayretle yaptıklarımıza baktık, büyük benzerlik bulduk. Bugün bugündür çok iyi dostuz. O fantastik sürrealizm alanında dünyadaki sayılı ustalardan biridir. Onunla birlikte, onun resimleriyle benim barut ebrularının elektronik ortamda birleştirilmesinden oluşan bir koleksiyon hazırladık. Ama bunların hazırlanış süresi çok da kolay olmuyor. Ebrular seçiliyor, ona uygun eserler seçiliyor, eserlerin bazı kısımları kaldırılıyor, içerilerine ebrular yerleştiriliyor. Bu ciddi bilgi isteyen, deneyim isteyen ve estetik isteyen. 3 kişi çalışıyoruz. Erol abi, ben ve bir de bilgisayar operatörümüz. Sonuçta bir sonsuzluk var burada. Yani boyutlarda bir sonsuzluk var, renklerde bir sonsuzluk var. Seçilen desenlerin içinde oynama imkanlarımız var, renk değiştirme imkanlarımız var. Bu batıda yapılan bir şey aslında. Dijital ortamda eser üretmek. Ayrıca eserlerin kopyaları da dijital olarak bir şekilde ticari anlamda sanat mecrasında ilgi görüyor. Bunu da ilk defa Türkiye'de yaptık. Bakalım ne olacak. Gece geç saatlerde çalışırken atölyede eşim bir bardak çayla aşağı indi. O sırada da farklı bir, belki bir kazayla mı oldu, belki bir deneme için miydi tam hatırlamıyorum. Üçüncü boyut gösteren bir çiçek ortaya çıktı. Yani lale gibi ya da işte daha geniş bir çiçek gibi. Ama Ebru hep iki boyutluydu bugüne kadar. Daha resimsel bir görsel ortaya çıktı. O görsel de hoşuma gitti, eşimin de hoşuna gitti. Birkaç tane daha yaptım onlardan. Sonra bayağı bir tuttu. Hem yaprak şekli farklı, hem de üç boyutlu, daha böyle yapılmamış tarzda bir çiçekti. Sonra da eşimin ismi Füsun, aynı anlama gelen Efsun diye bir isim taktık, ondan aldığımız ilhamla. Sonra da o çok tuttu, onu çok taklit eden oldu ve hoşuma giden başka bir şey de o bir katı kalıplar vardı. Hani daha evvel yapılmışın dışında bir iş yapmak sanki işte yasakmış, günahmış, harammış gibi demek ki olabiliyormuş gibi bir duygu ortaya çıkınca meslektaşlarımız çok farklı çiçekler denemeye başladılar. Şimdi maşallah çok naturalist anlamda o kadar güzel çiçekler yapılıyor ki. Ebrularda bitkisel desenler, çiçekler çokça kullanılıyor. Ama soyuta geçmeden önce soyut, somutu bilmemiz gerekiyor. Mesela Picasso çok iyi naturalist bir ressamdı. Sonra soyuta geçti.
Ben de bu ilgimi daha pekiştirmek için yaklaşık bir yıl kadar bilimsel botanik çizim dersi aldım. Amacım botanikçi olmak değildi. Ama yaprağı, çiçeği, damarlarına kadar, efendim inceliklerine kadar, nasıl yapıldıklarına kadar öğrenmek istedim. Bunun sonucu olarak da yeni hazırlamakta olduğumuz bir seri var, Yapraklar serisi. Yine Ebru ile birleştirdiğimiz bir seri tabii. Bu yaprakların birebir görüntü olması için yaprağın kendisini kalıp olarak kullanıyoruz. Bunlar presle kağıdın üstüne bir mukavva üzerinde sıkınca onun görüntüleri çıkıyor. Bu bir derinlik kazandırdığı gibi aynı zamanda çizimini de kolaylaştırıyor. Sanatla çok ilgili. Çünkü Ebru sadece bir boyalı kağıttan çıktı. Efendim işte kitap kapaklarında, yan kağıtlarında ya da hatların zemininde kullanılan bir yan sanat olarak değil. Diğer resim gibi, minyatür gibi, gravür gibi, hatta fotoğraf gibi sanatlarla birleşen, onlara gerektiğinde zemin olan bir sanat haline geldi. Bu da hem ulusal hem de uluslararası camiada son derece güncel anlamda kullanılan bir sanat oldu. Yeni sergilerimden biri İpek Yolu sergisi oldu. Çok uzun yıllardır tanıdığım muhtelif İslam sanatları festivallerinde birlikte olduğumuz Çinli Müslüman bir hattat. Bu hattat bizim Hasan Çelebi hocamızdan da icazetli, klasiği de çok iyi bilen ama çok farklı tarzda Çin etkileriyle Arap alfabesini birleştirdiği bir grafik tasarımlar içinde yazılar yazıyor. Onunla bir anlaştık. Bir sene süren bir çalışmadan sonra benim evrularımın üzerine onun yazıları yazıldı ve bunlar Çin usulü olarak sergilendi. Yani kumaşa yapıştırıldı kağıtlar, rulo halinde geldi ve o şekilde sergilendi. Bu 2000 senedir değişmeyen bir sergileme sistemi ve ayrıca Çin'in çok eski bir kaligrafi, bir yazı geleneği var. Onun da çok çağdaş bir yorumunu yaşamış olduk. Bu sergi ilk defa Nevmekan sahilde sergilendi Üsküdar'da. Üsküdar Belediyesi güzel de bir katalog yaptı onun için. Bu zannediyorum dünyanın muhtelif yerlerinde tekrar tekrar sergilenecek bir seri oldu. 137 parçalık bir koleksiyon burada sergilendi. Ciddi bir kısmı satıldı. Geri kalanlar da zannediyorum tekrar tekrar başka yerlerde, başka vesilelerle sergilenecek. Biz boyut olarak da klasiğin çok dışına çıktık. Daha evvel işte en fazla 50-70 ya da 170 boyutlarında, kağıt boyutlarında ebrular yapılırdı. Ama burada sınır yok. Bobin kağıt kullanarak bizim 2 metreye 10 metre boyunda bir teknemiz var. O boylarda ebru yapabiliyoruz. 2008'de İstanbul keyfini yaşıyor diye bir turizm festivali yapılmıştı. Benden de bir şey yapmamı rica ettiler. Ayasofya'da, üst katta bu tekneyi kurduk ve orada iki parça kumaş gerçekleştirdik. Bahariye Mevlevanesi'nin bir projesi olarak karma bir sergi hazırladık 2 sene önce.
Mukaddes Emanetler diye. Burada benim iki eserim vardı. Bir tanesi Sevr Mağarası. Ebru'ya da çok uydu. Bunu İranlı bir arkadaşım, kendisi Türk vatandaşı, Reza Hemmatirat'la beraber yaptık. Müthiş bir ressamdır. İkincisi de bir hadise göre size iki emanet bırakıyorum. Birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi de sünnetimdir. Bazılarına göre de ehli beytimdir dediğini tasvir ettiğimiz bir eser ürettik. Elif, Arap alfabesinin ilk harfi. Bence dünyanın en estetik alfabesi Arap alfabesidir. O kadar güzel formlara girer ki. O Elif'in sadeliği, o duruşu yüzlerce anlam ifade ediyor. Yıllar evvel bir Elif, Ebru'larla Elif projesi hazırlamıştım. Daha sonra bu tekrar tekrar devam etti. Muhtelif vesilelerle değişik katalogları da çıktı. En son olarak da, en yeni olarak da, son demeyelim çünkü daha başka şeyler de yaparız inşallah. En yeni olarak da bu eliflerle musikiyi, Türk sanat musikisini birleştirmeye karar verdik. Aylin Şengün Taşçı benim hocamdır. Bir müddet onun korosunda çalıştım. O elifle ilgili sözler içeren bir repertuar hazırladı. Bu arada birkaç tane de yeni beste var, çok güzel ilahiler var. Onlarla beraber önümüzdeki günlerde sergi ve konser bütünü içinde bir fikir ürettik. Bakalım ne olacak? Hayatı idame ettiren normal insanlardır. Fakat hayatın gelişmesini sağlayanlar, tabiri caizse biraz çatlak insanlardır. Bunlar anormal kabul edilirler. Bilim, ilim ve sanat tarihine baktığımızda, hayattayken ya da işte daha sonra pek itibar edilmeyen fikirler kendilerinden sonra çok büyük ilgi, itibar gördü. Van Gogh bunların en önemlisidir. Şimdi dünyanın en zengin ustası ama kendisi sefalet içinde öldü. Bu yenilikleri yapmak için birazcık çatlak olmak lazım. Çünkü çatlaktan ışık sızar. Allah'tan başka yapan yoktur. Şimdi buna kesin olarak inandığımızda, başkaları bir şeyler yaptığında onlar bizi rahatsız etmemeli. Sultan Veled diyor ki, içindeki cevheri keşfeden, Mevlana'nın can dediği, içindeki cevheri keşfeden onunla uğraşır, kendiyle uğraşır. Başkalarıyla uğraşanlar manen iflas etmiş ve işsiz kalmış demektir diyor. Ne güzel bir söz değil mi? Kendi içimizdekiyle baş edip, neyi çok anıyorsak o olur, o bizim kölemiz, kulumuz olur. Ve Allah'a hamd ediyorum ki beni böyle bir işte kullandı, sanatla uğraştırdı, sanatçılarla uğraştırdı, talebeler yetiştirmeye fırsat verdi. Hayatımdan asla pişman değilim. İnşallah daha da faydalı işler yapabiliriz kalan ömrümüz kadar.